Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Uzun bir bekleyiş vardı Fenerbahçe'de. Belirsizlik vardı Fenerbahçe'de. Ama artık belirsizlik bitmek üzere diyebiliriz. Fakat Gürcan Bilgi için güzel bir yazı dizisi var. Onunla başlayayım arkadaşlar. Sizleri de çok sıkmadan yapayım bunu. Yeni teknik direktör gelmeden yıprandı diyor Gürcan Bilgiç. Haksız da sayılmaz değil mi? Şimdi sabah yazarlarından Gürcan Bilgiç Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe 2 Temmuz'da sezonu açacak ama hala hocası resmi olarak açıklanmadı. Şu an için İsmail Kartal öne çıkmış durumda. Ee, Abdullah Avcı ismi de telaffuz ediliyor. Sizce kim olacak ya da olmalı? Şaşkın durumdayım. Çünkü Jorge Jesus'un devam etmeyeceğini 2-3 ay öncesinden belliydi. Yönetimin bunun önlemini alması hocasıyla çoktan anlaşması gerekiyordu. Bunun yerine Başkan Ali Koç taraftarı birbiriyle tartışmaya itti. Arkadaşlar bakın aslına bakarsanız o kadar doğru sözler ki bunlar. 2-3 aydır. Ya Jesus'un gideceği belliydi. Belli olmasa bile Ali Koç'tan yakın bir ilişkisi var. Yani o belli olmasa bile belliydi. Daha belli değil diyelim. Ya Galatasaray derbisi kaybedildiği anda ya ''Kardeşim demek ki seninle biz derbi merbi kazanamayacağız.'' Yani şampiyonluk mampiyonluk zaten hayal denmesi lazımdı. Hadi hepsini geçtim. Hepsini bir kenara ittim. Hadi bir şekilde sindirdim diyelim. Lan adam Mayıs ayının başında zaten ben gideceğim demişken. Yani nasıl bir zihniyet ki ee, hala teknik direktör bulmayıp taraftarı hakikaten birbiriyle çatıştırır duruma getirdi. Ya şu an taraftarlar var ya 2, 3, 10, 20, 50 parçaya bölünmüş durumda. Kimisi Aykut Kocamancı. Kimisi bilmem neci. Kimisi işte Abdullah Avcı gelsin piyarı kasıyor. Artık kaç lira alıyorlarsa bilmiyorum. Para almadan Abdullah Avcı PR'ı kasılmaz diye düşünüyorum. E o da riskli bir iş. Neyse uzun lafın kısası durum bu. Yani Fenerbahçe taraftarı birbirine itti. Herkes gönlündeki hastanı savunuyor. Daha imza atmadan tüm hoca adayları yıprandı. Sezona başlanacak ama gereksiz bir kaosun içine girildi. İşte Fenerbahçe'nin yıllardır çektiği şey bu işte. Yıllardır sıkıntı yaşadığı şey bu. Sezon başlamadan Başladık çöpçülüğe. Sezon başlamadan başladık işte birilerine bir şey ilan etmeye. Yani bunun akabı şöyle oluyor. Bunun akabinde ağzıyla kuşla tutsalar tamam. Bak şimdi Kent, Riyan Kent için. Fenerbahçe taraftarının bir kısmı yeni Stoh diyor. Kimisi yeni Rosti diyor. Kimisi Rosti'nin kaslı hali diyor. Kimisi başka bir şey diyor. Kafalarda ilk nasıl kodlandıysa bu öyle gidecek. Hani kimse demeyecek lan böyle dedim ama e, yani haksız demişim, çok da yüklenmişim demeyecek. Bu böyle gidecek. Yani sonuna kadar çöpse çöptür. 500 gol, 200 asist de yapsa çöpse çöptür Fenerbahçe taraftarına göre. 500 gol, 200 asist yapsa <laughs> ilk maçında boş kaleye gol kaçırsam yine çöptür. Yani Fenerbahçe taraftarının maalesef vicdanı, yani futbolcusuna karşı vicdanı bu şekilde. İsmail Kartal da Abdullah Avcı da doğru isimler. Kartal bu takımla çalıştı. İki taraf birbirini çok iyi tanıyor. Bu büyük avantaj. Abdullah Avcı'nın şampiyon apoleti var. Kupaları var. Müthiş bir tecrübe. İki isim de Jesus'tan miras kalan sistemi çok yukarılara taşır geliştirirler. Keşke 12 Haziran'da yeni teknik direktörün ismi açıklansaydı. Arkadaşlar bak. Hakikaten. Şimdi İsmail Kartal'la ilgili de ben şunu söyleyeyim. Az sonra konuşacağım da. Ya Haç'ta olabilir. Müslümanız elhamdülillah. Yani hacda olabilir. Buna Buna kimse ters bir cevap vermez. Ama sen gizleyeyim, saklayayım, söylemeyeyim, konuşmayayım dersen yani buna taraftar tepki gösterir. Arda Güler belirsizliği yaşanıyor. Sence nasıl bir harita çizilmeli diyor? Şunu herkes bizim önümüzdeki sene Arda Güler Fenerbahçe'de olmayacak diyor. Yani önümüzdeki sene Arda Güler Fenerbahçe'de olmayacak diyor arkadaşlar. Böyle bir iddiada bulunuyor Gürcan Bilgiç. Eee Aile futbolcuyla birlikte kariyer planlamasını yapmış, yolunu çizmiş. Ali Koç Kim Minji'yi de olduğu gibi ikna etmeye çalışıyor ama futbolcu gitmek istedikten sonra yapacak bir şey yok. Muhtemelen Avrupa'da bir istasyon takıma gidecektir. Dortmund, Ajax, Napoli, Leipzig gibi. Oyuncuyu geliştirip A klas takımların radarında olacaktır. Devamlı ilk 11 oynayabileceği bir ekipte Arda'yı seyredebiliriz. Bence 2 sene daha Fenerbahçe'de kalmalıydı. Hem fizik hem karakter hem de oyun anlayışı olarak en iyi noktaya gelip transferini ondan sonra yapmalıydı diyor. <laughs> sadece golcü değil takım lideri hani Fenerbahçe kentle Ceko'yu aldı. Bunları konuşuyor. Ee, Arap Yarımadasında büyük paralar dönüyorken böyle bir oyuncuyu ikna etmek Fenerbahçe açısından önemli diyor. Bakın bu sıkıntı sadece Fenerbahçe'nin değil. Bu sıkıntı Galatasaray'ın da sıkıntısı. Hani sizler yakıştırıyorsunuz 15 tane futbolcu getiriyorsunuz, 20 tane futbolcu götürüyorsunuz. Hani Galatasaray şununla ilgileniyor diye bana sistemde bulunuyorsunuz, Ahmet'e Mehmet'e sistemde bulunuyorsunuz ama bakalım görüşmek ayrı transfer etmek ayrı bakalım kimler kimlerle görüşüp kimleri transfer edecek çünkü bu olay çok patlak verebilecek bir olay yani her takım için patlak verebilecek bir olay Fenerbahçe'nin bu aşamada Ceko'yu alması başarıydı diyor katılır mısınız bilmiyorum ama ben katılıyorum Galatasaray Icardi'de çok zorlanır diyor Fenerbahçe'nin genç kadrosu var onları yönetecek bir lider en yakın örnek Emre Belezoğlu. Yani müthiş transferi imza attılar. Performans odaklı diyor. Başkan. Aziz Yıldırım kimse yoksa ben adayım falan filan. İşin o kısmını anlamadım. Çünkü soru üzerine ben böyle bir şey demedim. Yaptığı eleştirilerin büyük kısmında haklı. Ancak geçmişte hepsi kendi yaptığı hatalarda da var. Ceko transferinin açıklandığı gün basın toplantısı yapması yanlıştı. Yalnız burada şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de öyle bir şeffaflık var ki. Yani Edin Ceko transferini Ali Koç'un kendi bile bilmiyordu. Böyle bir şeffaflık var. Hani o yüzden ben suçlamam açıkça soru söyleyeyim. Taraftarın heyecanını dibe çekti. Fenerbahçeliler Aziz Alici diye ikiye bölündü. Türkiye'de insanlar çabuk unutur. Aziz Yıldırım seçimi kaybettiğinde de 4 yıl şampiyonluk yoktu. Bir noktada iki taraf da haklı. Kulübü yönetmeye talip olanlar artık ortaya çıkmalı. Diyor arkadaşlar. Ya Fener ama bu sezon Fenerbahçe'nin kongreyi tartışmadan yönetimi destekleyip birleşmesi gereken sezon. Çünkü ellerinde iyi bir takım var. Şampiyonlukta büyük şansları var diye. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben de başkan adayı olsam bu sezonki yönetimi desteklerim. Niye desteklerim? Ya kardeşim şampiyon olursa hepimize. Olamazsa da hepimize. Ama olursa yine hepimize. Şimdi Fenerbahçe'de yeni dönem, yeni plan. Ben aslında bu videoyu canlı yayın şeklinde yapmayı çok istiyordum ama maalesef kanalımızda ciddi bir saldırı var. Videolar yeterli görüntü al, görüntüleme almıyor arkadaşlar. YouTube normalde bizim videolarımızın hani, e, izleme süre süreleri, dakikaları önerme sayısı çok yüksekti ama maalesef çok düştü. Belki de bayram tatilinden dolayı insanlar erken uyuyacak, geç kalkacak, bir şeyler yapacaktır. O yüzden de çok şey yapmak istemiyorum. 28 Haziran itibariyle Fenerbahçemizin bugün teknik direktörü açıklanır mı? salı çarşambaya gireceğiz. Perşembe gelmesini bekliyorum ama ben 4 Temmuz'da uçak biletinin olduğunu biliyorum İsmail Kartal'ın. Hani Fenerbahçe'de yeniden İsmail Kartal dönemi desem yalan söylemiş olmam. Temmuz ayıyla birlikte yeniden başlayacak ve bir planlama da yapıldı. 4 Temmuz'da gelecek. Hocam işte takım takım 2 Temmuz'da toplanacak. Dedim ya size 2 gün laktak testleri falan uygulanır <laughs> o testlerden sonra başlanırız diye. İtalyan bir de kondisyoner düşünülüyordu. Ya da İsmail Kartal'ın yardımcılığını kim yapacaksa onlar uğraşacaktır diye düşünüyorum. Ali Koç'a sürekli olarak fikirlerini ileten yöneticiler Ahmet Ketence ve Selahattin Baki sezon başı kampı dahil olmak üzere tüm sezon takımla birlikte geçirecekler. Şimdi bu bir taraftan iyi bir taraftan kötü. Niye Selahattin Baki? Futbolcuların çok gazına gelen bir isim. Onu da söyleyeyim. Sportif direktör Mario Branco da Samandıra'da sürekli mesai yapacak diyor. Yapsın biz Ahmet. Geçen sezon transferde tek yetkili olan ve istekleri gerçekleştirmeye çalışan Jorge Jesus yerine beşli bir sistem. İsmail Kartal, Ahmet Ketenci, Selahattin Bakri, Mario Branco ve Ali Koç. Yani 5 kişinin imzasıyla olacak transferler. Fenerbahçe'de teknik direktör olarak 1,5 sezon geçiren İsmail Kartal için geçtiğimiz dönemlerde hiçbir oyuncu transfer edilmedi. Zaman zaman transfer isteklerini dile getirdi. Mali şartlar nedeniyle olmadı ama bu sefer olacak diyor. Yazık etmek istemiyorsak olacak. İsmail Kartal'ın 2021-22 sezonu Fenerbahçe performansı. 18 maç. Ortalama 2.28 gol. Maç başına ortalama 2 gol beklentisi. 21.67 kez rakip ceza sahasında topla buluşma ortalaması. 5.17 isabetli şut. 409.2 isabetli pas, 4.47 kilit pas, %74.94 top kazanma. 1.21 e, ee, hani yiyeceği gol beklentisi. 101 kazanılan ikili mücadele. İsmail Kartal'la ilgili ben şunu söyleyeyim. Kapanan takımları açma be becerisine sahip olursa derbilerde evindeki derbileri kaybetmeyip kazanırsa şampiyonun e, şampiyonluğun en büyük adayı Fenerbahçe'dir. Bak bunları yaparsa. Niye Galatasaray? Çünkü Aziz Allah inşallah e, yine ezanın üstüne gelen bu şey genelde ezanın okunurken verdiğimiz duyumlar çıktığı için inşallah bu da yani Fenerbahçe en büyük adayı olur. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaray elinde bir koz vardı kullandı. Yani tehdit, şantaj artık adına ne derseniz bunu kullandı. Artık İbre Fenerbahçe'den yana. Niye? Hani bir kardeşi, bir Raşidası falan giden Galatasaray artık Morutanlar, şunlar bunlar ellerinde yani böyle bir kadro var. Şu anda hani Galatasaray'ın transfer marketi de sıkıntılı. Ve hani kime alacak, kimi edecek ee, bir nokta küsür şeyi var. Şampiyonlar Ligi elemesine girecek. Bu aşamada futbolcu almaları da sıkıntı. Yani bu aşamada kim gelecek? O da ayrı bir e, durum. Mesela burada şeye baktım da hani sol bek için, sağ bek için, o konuşuluyor, bu konuşuluyor. Bunların hepsini geçin. Bunların hepsini geçin. Ciddi bir Fenerbahçe'nin gözünün önüne bakması lazım. Ha, Abdullah Avcı konuştu. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'li taraftarlarının sosyal medyada verdiği aşırı tepkiler sonrası morali çok bozulmuş. A milli takıma bile gitmeyebilir demiş Sefa Atalay. <laughs> ya Allah aşkına. Ya Abdullah Avcı kim yani? Bu kadar önemsenecek bir şey değil ya. Ha, İsmail Kartal'dan bahsediyordu. İsmail Kartal'ı teknik direktör yapıyorsan arkasına e, hani arkasına demeyeyim yanına daha doğrusu elini güçlendirecek hamleler yapmak zorundasın. Nasıl? Transferle. Peki kimle başlayacaksın? Zaha ile. Arkadaşlar Zaha da son durumu paylaşıyorum. Yine Wilfred Zaha. Fenerbahçe'nin çok istediği bir isim. Ve son gelişmeleri şimdi size anbean anlatıyorum. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr Zaha'ya yıllık 16,5 milyon euroluk bir maaş önerdi. Ancak oyuncu Suudi Arabistan Ligi'nde oynamak istemiyor. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımdan teklif bekledi. Hiç kimseden bu teklif gelmedi. Lazio'dan bir teklif geldi ama Lazio Zaha'nın isteklerinin belki de üçte birini ancak şey yaptı. Yaz başında <laughs> 6,5 milyon euro net maaş, 10 milyon euro imza parası, 3 yıllık sözleşmeyi istiyordu. Fakat bu rakamlara yaklaşan olmayınca mecburen aşağı çekmek zorunda kaldı. Fenerbahçe de zaten çökmek için bekliyordu. Fenerbahçe de çöktü. Şimdi 3 yıllık sözleşme Fenerbahçe'nin teklifi 3 yıllık sözleşme imza parası da dahil toplam 15 milyon euroluk bir paket arkadaşlar. 3 yıllık sözleşme imza da dahil. Anlatabiliyor muyum? İmza da dahil 15 milyon euroluk bir teklif. Ve futbolcu da buna yanaştığı söyleniyor. <laughs> Henüz net bir yanıt vermedi ama yanaştığı söyleniyor. E, haliyle şu an diğer adaylar masadan çekilince en güçlü aday Fenerbahçe kalmış durumda. Geçen sezon 28 maçta 7 gol 3 asist yapmış durumda. Arkadaşlar bakın Zaha'ya en iyi teklif al Nasır'dan 16,5-17 milyon euro civarında bir yıllık ücret. Avrupa'dan da şu an için en iyi teklif Fenerbahçe'den net 4,5 milyon euro ve imza parası. Net benim duyumlarım. Crystal Palace mevcut sözleşmesini aynen sürdürmüş. 4,2 milyon euro teklif etmiş. Zaha'nın son kararı bekleniyormuş. Ben şunu söyleyeyim. Türkiye'de tatil yaptır, yaptıktan sonra, yaptırıldıktan sonra bence Zaha'nın fikri Fenerbahçe'ye kaymış olabilir. Kim bilir belki de İsmail Kartal kapından sonra hemen Wilfred Zaha kapına duyacağız. Ben bir anket yaptım Twitter'da. Hani hangisinin formasını alırsınız diye bir anket. Burada bir ahlaksızlık, bir edepsizlik yok arkadaşlar. Edin Dzeko formasını mı alırsınız? Wilfred Zaha formasını mı diye. hani Yaptığım ankete katılan arkadaşlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Yani yaklaşık %60 Wilfred Zaha diyor. Çünkü herkes Zaha'nın transferini de bekliyor, istiyor. Ee, Ali Koç gidene kadar forma almayacağım diyen var ama... Geçiniz ikisini birden alır diyen de var. Bence ikisi birden yani ikisini birden de almakta fayda var. İkisi birden alınacak mı? Mustafa hocam sen ne yapacaksın arkadaşlar? Benim <laughs> planlarımda bir Bursa gemlik var. Onu aradan çıkarttıktan sonra 3 formayı birden alacağım inşallah. merak etmeyin. Fatih Altaylı Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe antrenörü olmaz. Sergen'e güvenemezsiniz. Çünkü sorumsuzdur. Hayatı da böyle yaşıyor. Bugün 1 milyon dolar ver. Yarın 1 lirası olmayabilir. Bir şey emanet et. Yarın bulmayabilirsin diyor. Haklı. Haklı abi. Gerçekten haklı. Hani İsmail Kartal olacağına Sergen Yalçın olsun diyen arkadaşlar için özellikle bunu söylüyorum. Ya Sergen Yalçın bu kadar hani sizin abarttığınız kadar bir hoca değil. Evet. Kariyeri var. Evet. E, pişe 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 bugünlere geldi. E, ama yani Sergen Yalçın bizim ben sergenin mantıklı bulmuyorum. Şimdi bak Fenerbahçe için şunu söyleyeyim. Kapanan takımları açacak sistemi olan herhangi bir teknik adam işi becerir. Kadrosu güçlü ve teknikten, taktikten anlayan, rakibe göre plan çizebilen herhangi bir teknik direktör başarılı olabilir. Fizik kondisyonu ve disiplini yüksek olan, form adaleti yüksek olan bir teknik direktör başarabilir. Bunların hepsi de bence İsmail Kartal'da. Yanlış anlamayın. Hani <laughs> dünyanın en iyi teknik adamından falan bahsetmiyorum ama şu an için Eldeki şartlar, imkanlar gereği İsmail Kartal'da bu özellikler var gibi. Ve son haberimiz Fenerbahçe'nin kaleci adayları. Fenerbahçe kaleci adayları her geçen gün artıyor. Her geçen gün 2-3 tane daha kaleci transfer ediyoruz. Ee, Birçok isim var. Bunların hepsini konuşalım. Bir Dominik Livakovic. Yani, Livakovic ismi ön plandaydı. Doğru. Ama e, kulübünün yapmış olduğu inmiyorum, bu fiyattan inmiyorum resti bizi geri adam attırdı. Tamam Kent, Edin Dzeko bunlar güzel isimler. Ben ısrarla da söylüyorum ben olsam yabancı kaleci almam. Çünkü ha yabancı hakkımı hücumda kullanırım. <laughs> hücumda kullanırım. Hani benden alay edenler de çıkacaktır ama düşünsene ya hücum attın komple müthiş isimler. Yani muhteşem isimler. Geride Kalecin Altay olsun. Yani Kalecin Altay olsun. Sağbek'in Ferdi olsun. Bir tane de e, başka bir isim şey yap. Onu da söyleyeyim. Şimdi neyse. Livakovic olmayacak arkadaşlar. Çünkü Dinamo Zagreb düşmüyor fiyattan. Bu şartlarda da Livakovic'in olması zaten imkansız. Kıran kırana pazarlık falan filan Villarreal devreye girdi. İsteyen devreye girsin. Ben Livakovic'in Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini tekrar tekrar söylüyorum. Şu şartlarda. Yarın bir gün kulübe der ki ya biz düşündük de kaybettik ya. Hani tam 4 milyon euroyu verin alın falan derse ayrı mesele. İkincisi Matia Perin Juventus'ta forma giyen Matia Perin. Bak Perin'in özelliği şu. Ceko'nun menajeri Lucci tarafından kulübe önerildi. 30 yaşından kaleci daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istiyor. Perin konusunda da bizim e, elimizi güçlendiren bu. Şimdi Fenerbahçe yeşil ışık yakarsa Lucci bu kolaylığı sağlayacak diyor. E, Portekiz'den Nakamura Koseki Nakamura hamlesi yazıldı. Fenerbahçe pazarlıklara başladı falan filan diye. Çok ilginç. Fenerbahçe sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren Cremonese'nin 22 yaşındaki İtalyan kalecisi Marco Carnesci ile ilgileniyor demiş. Dimarzio. Yani öyle basit bir adam da demiyor bunu. Dimarzio diyor. diyor. Ee, 1.91 boyundaki kaleci Carnesci. 13 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı daha 22. Fenerbahçe ilgilenmesine ilgileniyor ama nasıl alacaksın? Neyle alacaksın? O da ayrı bir olay. Atalanta'nın kalecisi bu arada. 28 maça çıkmış 49 kez gol yemiş. Yani gol yemeden 4 maç tamamlamış. Aradığımız isim bu mu? Biz zaten genç kalecilerden çekiyoruz. Hani ee, bana tuhaf geldi. Onu da söyleyeyim. Ama Dimarzio deyince de bir insan kullanmıyor değil. Fenerbahçe Atalanta'nın 28 yaşındaki kalecisi Juan Musso'yu kiralamak istiyor. Şeklinde de bir haber var. Yine bir duyumcu arkadaş. 8 milyon euro piyasa değeri var. 29 yaşındaki kaleci 1.91 boyunda. Arjantin milli takımında iki kez formasını giymiş. Bu sezon 26 maç 30 gol yemiş. 8 kez kalesini gole kapatmış. Yani herhalde biz Atalanta dedik. Google'da arattık. Kim varsa talibiz dedik. Bu da ayrı bir mesele. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Ne Nakamura ne Livakovic ne bu Karneşi ne Musso bunların hiçbirini alamayız. Almayız. Perin olabilir ama ben Türk bakın Türk yani Türk hakkını birinin kaleciden yana kullanacağımız konusunda hem fikrim. İkincisine Ferdi Kadıoğlu da kullanırız. Yani Ferdi Kadıoğlu'nu oynatarak kullanırız iki. Üçüncüsü de Arda Güler kalırsa Arda Güler kalmazsa işte burası çok sıkıntı. Arda Güler kalmazsa Samet Akaydın. Ya şöyle söyleyeyim size. İki tane kadro vereyim size. Altay 1. Ferdi Kadıoğlu 2. Samet Akaydın 3. Arda'nın gittiği şeyden. Luan Perez yanına Osterwold'e. Orta alan. Crespo, Renato Sanchez. Ee, sağ kanatta Perisic. Sol kanatta Wilfred Zaha. 10 numarada Koreya, Forvet'te Edin Ceko. Manyak bir kadro. Hocam geriye al at çöpe. Hiçbir şeye yaramaz. Bu kadroyu beğenmedim. Bir. İki. Kalede Altay Bayındır. Sağ bekle Ferdi. Stoper ikilisi Bekao Luan Perez. Atilla Salah'ı niye bahsetmiyorsun hocam? Ee, yani bahsetmeme sebebim başka arkadaşlar. Öyle herkes anlamaz. Bekao Luan Perez. Lincoln ya da Osterbold'e. Orta saha. Crespo. Ee, Wendell. Prespo, Vendel. Önlerinde Arda Güler. Sağ kanatta Perisic. Sol kanatta Zaha, Forvet'te de Edin Hangisi daha mantıklı? Yani hangisi daha mantıklı? Tamam. Kaleciyi yabancı yapalım arkadaşlar. Bana 3 tane Türk çıkartın. Verdi. Arda 3. de çıkartın. Hocam İsmail Yüksek. Hocam Samet Akaydın. Serdar Aziz. Bunları der misiniz? Demezsiniz. Ee, o yüzden de bunu çok dillendirmiyorum. Wilfred Zaha için size %100 bir duyum söyleyeyim. 4,5 milyon euro maaş, 2 milyon euro bonusa kadar bonus, 6 milyon euro imza parası, 3 yıllık sözleşme. Hani Zaha'nın artık Fenerbahçe ile imzalaması bence an meselesi. Artık kapın ve verilmesi an meselesi. Perisic konusunda da çok fazla soru geliyor. Arkadaşlar Perisic konusunda ya oyuncu bize bedava verilmesi önerildi. Oyuncu şu anda tatilde. Belki de gizli bir görüşme yapılıyordur. Acun Ilıcalı İrfan aracılığıyla. Oyuncu da bizden yana. Güzel de bir tavır takınıyor. Edin Ceko da var. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani e, clickbait demeyeceğinizi bilsem hem Perisic hem Zaha Fenerbahçe'de derdim. Bana şu soru da çok geliyor. Hocam işte e, Perisic'i alalım Zaha dursun diyorlar. Bence çenenizi kapatın. ikisi birden olsun. Yani ikisi birden olsun. Yıllarda bir kanadı iyi yaptık. Bir kanadı dandik yaptık. Yani yapmayın etmeyin ya. Yani yapmayın etmeyin ya. Ha şu da bir gerçek. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Osterwold'e atılması büyük bir kumardı. Çok büyük bir kumar yaptık. Osterwold'e 6 milyon euro verdiğimiz için belki BKO'dan olduk. Onu da söyleyeyim. Ben BKO'nun da iptal le doğru gittiğini de söyleyeyim. Hani BKO şu anda iptale doğru gidiyor. Ee, yani nasıl olacak? Nasıl edecek bilmiyorum. Ben Deverij'in Fenerbahçe'ye daha yakın daha mantıklı da olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Umut Nair Fenerbahçe'den 35 milyon TL istemiş. Hiçbir şey. 35 milyon TL hiçbir şey. Ee, maddiyata vurursanız hiçbir şey arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani benim aktaracaklarım bu kadar. Bayramınızı dikkatli geçirin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir beğeniyi çok görmeseniz sevinirim. Bir de kanalımıza abone olup ailemize katılabilirsiniz. Bunu da şiddetle öneriyorum, tavsiye ediyorum. 7/24 Fenerbahçe haberleri ve duyumları için görüşmek üzere.